Pinokyo Carlo Collodi Part 3 Koca haydut iş başında. Liman tam bir sessizlik içindeydi. Ortalık karanlığa gömülüydü. Yalnız eski bir evde tek bir ışık yanıyordu. Evin kapısından da altın kartal yazılıydı. Burası çalışmak istemeyenlerin, tembellerin toplandığı bir yerdi. O gece içeride dört kişi vardı. Evin sahibi, bir yabancı, ko koca haydut ile Geydon, Dördü de kendilerini bir araya getiren işleri tartışıyorlardı. Tilki, istediklerini getireceğim ama bize biraz para gerekli diyordu. Kırmızı suratlı adam, ''İşte bir kese altın. İstediğim şeyleri bana getirin dedi. Tilki, söz veriyorum. Gemi ağzına kadar dolacak. Ama şunu bilmek isterim. O kadar çocuk, o kadar çok çocuğu ne yapacaksın? Hiç böyle bir ticaret yapmadı, yapıldığını işitmedim dedi. Ha ha ha. Bu benim sırrımdır. Söyleyemem. Adam söyleyeceklerini işitebilecek kimse var mı diye etrafa bakındı. Gidon söylediğini işitebilmek için kulağını Hayut'un kulağına yaklaştırdı. Bir dakika sonra büyük Hayut kahkahalarla güldü. Sonra harika dedi. İnanılır şey değil. Bunu kim düşünebildi? Kara Hayut ile Gidon evden çıktılar. Bir süre yürüdükten sonra önlerine koşan birini gördüler. Koca Hayut, Geydun, bu Stromboli'ye sattığımız tahta çocuk değil mi dedi. Öyle ya kendisi, kaçmış. Neyi? iyi, bize karlı bir iş yapma fırsatı çıktı. İkisi de Pinokyo'nun peşinde koştular ve ona yetiştiler. Koca Haydut, Pinokyo nereye koşuyorsun böyle? Babama gidiyorum. Ama senin halini beğenmedim. Hasta mısın? Hiç de değil, çok iyiyim. Belki biraz yorgunum. Yok sen hastasın. Ben anlarım, dilini göster. Pinokyo Tilkinin dediğini yaptı ve dilini dışarı çıkardı. Aa, korkunç, berbat bir dil. Çok hastasın sen. Titremeye başladı zavallı Pinokyo'yu sordu. Ama nasıl yapmalı? Ne yapmalıyım? Tilki cebinden küçük bir defter çıkarıp devam etti. İşte dedi. Eğlence adası için sana bir karpuz daha veriyorum. İyileşmen için en uygun yer orasıdır. Eğlenceler, güzel bir hava, pastalar, dondurmalar, hasta bir çocuğa gerekli olan bütün harika şeyler. Birkaç gün içinde iyileşir, evine dönersin.'' Gidon, Pinokyo'yu kolundan tutup sürükledi. Eğlenceler Adası Pinokyo, Kacı Haydut ve Gidon buluşma yerine geldiler. Burada kahverengi, eski bir araba duruyordu. Ona koşulu olan 12 eşek arabaya çekmeye hazırdı. Çok yorgun, üzüntülü görünüyorlardı. Yanlarında ayakta duran gür sesli dev adam Kocaman kamçısını zavallı eşeklerin tepesinde sallıyordu. "Haydi gidiyoruz. Hepiniz arabaya bininiz." diye bağırıyordu. Çocuklar sevinçti. "Yaşasın eğlenceler adası!" diye haykırıyorlardı. Arabaya binmek için itişiyorlardı. Pinokyo da arabaya bindi. Koca Haydut keyifliydi. Pinokyo, "Hoşça kalın, teşekkür ederim. Umarım iyileşirim diye seslendi. Korumakla görevli olan ve Pinokyo'nun peşinden koşmuş olan Jimini o sırada arabaya yaklaşmıştı. Pinokyo'nun başı yine dertte diye mırıldandı ve ufacık yüreği ta içinden Mavi Peri'ye dua etti. Sonra da arabanın arka tekerliğindeki akılma akılmaya başardı. Pinokyo ön tarafta arabacı ile adı Lampwick olan yırtık elbiseli kapı konuşan bir çocuğun arasında oturuyordu. Arabacı ileri diye gürledi. Kamçı vuruşları altında eşekler inliyorlardı. Arabanın içindeki çocuklar o kadar gürültü ediyorlardı ki iniltiler işitilmiyordu. Araba bir feribota yüklendi. Bu sefer de zavallı Jimini deniz tuttu. Yolculuk boyunca hasta oldu. Jimini Pinokyo'yu dikkatli olması konusunda defalarca uyarmaya çalıştıysa da gayretleri boşa gitti. Feribot Eğlenceler Adası'na yanaştı. Çocuklar güverteye koştular. Eğlenceler Adası'nın sahibi çocukların karaya çıkmasını seyrederken kurnazca gülümsüyordu. Her şey planladığı gibi gidiyordu. Eğlence Adası yüksek duvarlarla çevrelenmişti. İçinde her şey rüya gibiydi. Çocuklar gözlerine inanamıyorlardı. Adanın belediye başkanı çocuklara hoş geldiniz diyor, istedikleri kadar eğlenmeye çağırıyordu. Pastalar, ağaçlardaki şekerlemeleri yiyebileceklerdi. Susuzluklarını bol bol giderebilecek ve oyunlarını oynayabileceklerdi. Palyançolar gelip çocukları güldürüyorlar. Beyaz ve kırmızı elbiseli garsonlar küçük misafirlerin arasında dolaşıp onlara kremalı dondurma, şeker, çikolata ve pizza ikram ediyorlardı. Bahçe çikolatalarla doldurulmuştu. Cam kırmalarına da izin vardı. Çocuklar her şeyi kırarak eğleniyorlardı. Göz kamaştıran Pinokyo çok güzel diye düşündü. Yalnızca kuş kuşkulanıyor. Bunun altında bulanık bir iş var diyordu içinden. Pinokyo canım oyun oynamak istiyor. Gel Lanvik, yeni bir oyun bulalım dedi. İkisi el ele tutuşarak uzaklaştılar. Çocukların çok hoşlarına, hoşlandıkları başka bir eğlence yeri vardı. Lanvik, Pinokyo'yu oraya doğru çekti. Jimin'i zavallı Pinokyo'nun oraya girdiğini görünce çok korktu. Onun peşinden gitti. Lanvik ona, gel Pinokyo demişti. Salıncakları kız bebelere bırakalım. Erkekler gibi eğlenelim. Eşya kırmaya bayılırım. Ya sen? Arkadaşların aşağı kalkmamak kalmamak için da bir balta aldı. Hızla vurdu. Bir sandalyeyi kırdı. Bunu hiç eğlenceli bulmuyordu. Ama Lamwick onu haşarılık yapmaya sürüklüyordu. Zavallı Jimmy'ne gittikçe daha da üzülüyordu. Mavi Peri'yi ve kendisine verdiği görevi düşünüyordu. Çocukla tekrar konuşmak istediğinde Lamwick yine araya girdi. Bu böcek nedir? Söylesene bana Pinokyo. O benim iyi bir çocuk olmama yardım ediyor. Lamwick güldü. Hadi canım. Bir böcekten öğüt aldığına inanmamı mı istiyorsun? O böcek değil, çekirgedir. Lanvik bunu söylerken çekirgeyi hakaret dolu gözlerle tepeden bakıyordu. Sonra Pinokyo'ya döndü. Küçük bir böcekten öğüt almak alan bir ahmakla vakit kaybetmek istemem. Hoşça kal dedi ve arkasını dönüp gitti. Pinokyo, "Bekle diye yalvardı. Beni bırakma Lanvik. Tek arkadaşım sensin. Adada seninle ne güzel eğleniyorduk." Sonra asık suratla Jiminy'ye döndü. Kızgınlıkla Beğendin mi yaptığını Jimin'i? Lanvik benim en iyi arkadaşımdı. Jimin'i kendini tutamadı, öfkeyle bağırdı. En iyi arkadaşım mı dedi? Pekala Pinokyo. Bu kadar fazla oldu. Ben artık dayanamayacağım. İlk kalkan vapurla buradan gideceğim. Pinokyo durakladı. Ama Lanvik'in peşinden koştu. Özür dilemeye hazırdı. Bekle beni Lanvik geliyorum diye seslendi. Beni bırakma. Seninle gelmek istiyorum. Bu Jimin'e son darbe oldu. Demek ki bir serseriyi benden daha çok seviyor. Pekala. Bundan sonra başın çaresine baksın. Ben eve dönüyorum. Bunlar olup biterken adanın sahibi çocukları seyrediyordu. Vakit geldi. Bunlar eşekler gibi davranıyorlar diye gürledi. Bu sözlerinin sihirli bir gücü varmış gibi. Çok acayip olaylar meydana gelmeye başladı. Şimdi büyük kapıya doğru gidiyordu. Beğeni karmakarışıktı. Önce hayat dolu olan aday şimdi karanlık bomboş görünüyordu. Sokaklarda tek çocuk kalmamıştı. Sonunda bunun farkına vardı. Tuhaf şey diye düşündü. Ne bir ses ne de bir şarkı duyuyorum. Kimseyi görmüyorum. Eğlenceler kenti, oyun yerleri, şekerle dolu bahçeler tam bir sessizlik içindeydi. Şimdi Pinokyo'yu araması gerektiğini düşündü. Onu kendi haline bırakıp gitmeye korkuyordu onun başına bir karıza gelecek olsa kendini affetmeyecekti. Tahta çocuğu bulması gerektiğini biliyordu. Pinokyo'yu Lanvik ile Bilardo oynarken buldu. Pinokyo kendini iyi hissetmiyordu. Jimmy'nin bir bakışta durumu anladı. Çocuğun fenalaştığını gördü. Yanına yaklaştı. Gidelim buradan dedi. Lanvik öfkeyle Jimmy'nin üstüne yürüdü. Gene mi pis böcek? Bak seni ezeceğim. Şimdi sen dedi. Jimmy'ni ezilmemek için yana sıçradı. Ancak vakit buldu. O serseriyle dövüşecek boyda değildi. Bu sefer gerçekten gidiyorum bak saykısızlık ediyorlar. Hem hırpalıyorlar hem de alayı alıyorlar. <laughs> ah mavi peri artık gücüm yetmiyor. Ben görevimden vazgeçiyorum. Keşke vapura binmiş olsaydım. Hadi ben limana gidiyorum diyen Jimini bir yandan da kafasını oluşturuyordu. Çünkü Lanvik'in attığı bilardo topu başına isabet etmişti. Birkaç dakika sonra Jimini büyük kapıyı ön, kapının önüne varmıştı. Zili çalmak için sağ ayağını kaldırırken yüksek duvarların arkasından gelen sesler duyuldu. Jimin anahtar deliğine kadar tırmandı dışarıya baktı. Limandaki manzara onu dehşet içerisinde bıraktı. Feribot rıhtımda bekliyordu. Ama onu donatan rengarenk suçlar sönmüştü. Rıhtım eşeklerle doluydu. Bazı eşeklerin başında hala çocuk bereleri, çocuk ayaklarında çocuk ayakkabıları vardı. Adanın sahibi olan korkunç dev, ayağında sandal, boynunda atkı olan bir eşeğe soruyordu. Ya senin adın nedir eşek? Tijan diye cevap verdi. Sesi tıpkı eşek anırmasına benzediği için Jimin onu hiha olduğunu sandı. De onu kamçısıyla düttü ve vapura binmekte olan ötekilerle ötekilere karıştı. Eşek olmuş çocukları kafesli sandıklara çıkıyorlardı. Zavallıları kamçılıyorlardı. Jimin'i işi şimdi anlamıştı. Eğlence adası bir tuzaktı. Tembel, işe yaramayan, söz dinlemeyen çocuklar bu tuzağa düşüyorlardı. İyice eğlendikten sonra bunlar eşek olu veriyorlardı. İşte Pinokyo da böyle olacaktı. Ancak Cemile hemen fırladı. Pinokyo'yu uyarması, onunla birlikte hemen kaçması gerekiyordu. Pinokyo, Pinokyo diye bağırıyordu. Ama cevap veren yoktu. Bilardo odasında acayip olaylar birbirini izliyordu. Lamik ellerinin eşek tırnağına dönmekte olduğunu gördü ağırlaşmış başı eşek kulakları büyüyordu. Uzun bir kuyruğu olduğunu fark etti. O da o kadar dumanlıydı ki Pinokyo artık onu göremiyordu. Lanvik neredesin diye sordu. Buradayım. Kapıyı aç çıkalım buradan. Pinokyo hala onu göremiyordu. Dışarı çıktı. Peşinden küçük bir eşek sıçrayarak yürüdü. Pinokyo tekrar seslendi. Lanvik hadi gelsene. Bu hayvanın burada ne işi var? Ama ben senin yanındayım. Eşeğin sesi Lanvik'in sesiydi. Eşek Lanvik idi. Pinokyo, o halde sen Lanvik misin? Ne oldu sana? Pinokyo'nun beyni arı kovanı gibi uğulduyordu. Ellerini alnına götürürken korkunç bir şey hissetti. Başında bir çift kocaman eşek kulağı vardı. Pinokyo'nun uzun gri kuyruğu olduğunda görüldü. Titremeye başladı. İmdat, imdat diye haykırdı. Jimini gel, çabuk gel, imdadıma yetiş. Jimini koşarak geldi ama iş işten geçmişti. Pinokyo diye inledi. Korkunç bir şey. Gel, Santan bir eşek durumuna gelmeden ve kim bilir nereye gönderilmek için hayutlar seni vapura yüklemeden kaçalım buradan. Geri eşeğe dönmüş olan Pinokyo ile Zemini hemen aksi yönde koşmaya başladılar. Dev işte eksik olan iki eşek yakalayın diye bağırdı. Düdük sesleri, polis köpeklerinin havlaması duyuldu. Pinokyo ile Zemini, gardiyanlar yaklaşmadan önce duvara yaklaşıp tepesine tırmandılar. Pinokyo aşağıdan neler oluyor diye baktı. İlmekte yakalanmış olan bir eşeğin tepinip çırpındığını gördü. Lanvik, kaç Pinokyo diye bağırdı. Benim işim bitik. Pinokyo çok üzgündü. Mavi periyi, Geppetto'nun sevgi dolu yüzünü de hemen gözünün önüne getirdi. Jimini peşinden suya atıldı. Deniz soğuk, dalgalar tehlikeliydi. Kaçmayı başarmışlardı. Karaya varıncaya kadar uzun zaman yüzdüler.